Soruda bize grafikte verilen y ve x arasındaki orantı sabiti nedir diye sorulmuş. Hatırlatma amacıyla şunu söyleyeyim. Orantı sabiti deyince sanki çok havalı bir şeyden bahsediyormuşuz gibi geliyor ama aslında bu çok da zor bir şey değil. Bu doğru üzerindeki herhangi bir x-y ilişkisini düşünürsek, diyelim ki şu nokta olsun, evet burası x virgül y'dir. Eğer y, x ile orantılıysa bu durum y'nin belli bir sabitle x'in çarpımına eşit olduğu anlamına gelir. Yani y eşittir bir k sabiti çarpı x'tir. Bu sabit de işte bizim orantı sabitimizdir. Bu denklemin her iki tarafını da x'e bölersek, bunu zaten şu şekilde ifade edilmiş olarak da görebiliriz. Y bölü x eşittir orantı sabiti. Bu şunu gösterir. Herhangi bir x-y ikilisi için y bölü x'in sonucunda ne elde ederiz? Buradakinin aynısını, yani orantı sabitini. Şimdi bunu not ettiğimize göre hadi bakalım soruyu cevaplayabilecek miyiz? Grafikte verilen y ve x arasındaki orantı sabiti nedir? Burada çok net bir şekilde bize verilen bir nokta var. Bu nokta 3,2 noktası. Şimdi soruyu kurgulamanın birkaç farklı yolu olabilir. Diyebiliriz ki y 2'ye, x de 3'e eşit olduğunda 2, 3 ile bir orantı sabitinin çarpımına eşit olmalı. Buradaki bu sabitin, yani k'nın değerini bulmak için her iki tarafı da 3'e böleriz. Her iki tarafı da 3'e bölelim ve böylece orantı sabitini 2 bölü 3 olarak buluruz. Buradaki diğer yolla gidersek de zaten orantı sabitini direkt olarak bulabiliriz. X 3 olduğunda y de 2 oluyormuş. Her iki durumda da orantı sabitini 2 bölü 3 olarak buluyoruz. Hadi şimdi bir örnek daha yapalım. Bu sefer hangi doğrunun y ve x arasındaki orantı sabiti 5 bölü 4'e eşittir diye soruluyor. Şimdi videoyu durdurup soruyu önce kendiniz çözmeyi deneyin. Evet, burada fark etmeniz gereken önemli şey şu. Bu doğrular üzerindeki noktaları test ederek ilerlemeliyiz. Yani x, y ikililerini test edip y bölü x'in hangisinde 5 bölü 4 olduğunu bulmalıyız. Sonuçta orantı sabitini bu şekilde buluyorduk hatırlarsanız. Önce gelin a doğrusunu test ederek başlayalım. A'nın üzerindeki bir noktayı seçelim. Evet, bu nokta olsun. Bu nokta 2,5 noktası. Şimdi y bölü x'e bakarsak, orantı sabitimizin 5 bölü 2 olduğunu görürüz. Demek ki aradığımız doğru a doğrusu değilmiş. Çünkü bizim istediğimiz orantı sabiti 5 bölü 4'tü. Hadi b'yi deneyelim. B'nin üzerinde bir noktaya bakalım. Evet, burası olsun. Bu nokta 4,5 noktası. Bu durumda orantı sabiti k yine y bölü x'ten 5 bölü 4 olur. Görünen o ki aradığımız doğru b'ymiş. Aradığımızı bulduk ama yine de c'nin orantı sabitini bulmayı da deneyebilirsiniz. Bu örnekleri bitirmeden önce bahsetmek istediğim enteresan bir konu var. Mesela y eşittir x olan bir durum nasıl olur? Bu durumda orantı sabiti nedir? Ve böyle bir doğru nasıl görünür? Videoyu durdurup bu konuyu biraz düşünün. Aslında burada yeni bir şey yok. Sadece bu şekilde ifade edildiğinde orantı sabiti görünür olmayabilir. Fakat sonuçta y eşittir x, y eşittir 1 çarpı x ile aynı şeydir. Böyle bakınca orantı sabitinin 1 olduğunu hemen fark edebilirsiniz. Veya y bölü x derseniz, siyahla yazsam daha iyi olacak, evet, veya y bölü x derseniz, yani her iki tarafı da x'e bölerseniz, eşitliğin diğer tarafında orantı sabiti kalmış olacak ki o da 1. Şimdi bir de bunun grafiğini çizmek istersek şöyle görünür. Y, tüm x değerleri için x'e eşittir. Bu, orantı sabitimizin de 1'e eşit olduğu durumdur. Evet, bu durum, işte buraya çizdiğim şu turuncu doğruyla temsil edilir.